Arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere tüm sınıflarımızda seçmeli olarak okutulan Demokrasi ve İnsan Hakları dersimizin 5. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Kanalımızda tüm sözel ve dini derslerimizin içeriklerini bulabilirsiniz. Sizlerden de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi ve arkadaş gruplarınızda paylaşmanızı bekliyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Başlayalım birinci sorumuza. Dünya barışı için çalışan örgütler hangileridir? Bu örgütler daha çok hangi alanlarda faaliyette bulunmaktadır? Kısaca yazınız diyor. Öncelikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeler arasındaki sorunların barışçıl yollarla çözümünü kolaylaştırmak için biliyorsunuz Milletler Cemiyeti kurulmuştur. 1920 yılında kurulan bu örgüt İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 1946 yılında dağılmıştır. 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler bugün barışın sağlanması, güven ortamının devam etmesi, için faaliyetlerde bulunuyor. Dünyanın en önemli kuruluşu Birleşmiş Milletler'dir. Başka Birleşmiş Milletler'in ekonomik, sosyal alanlarda yaşanan krizlere de müdahale ettiğini biliyoruz. Bünyesinde Dünya Bankası vardır, Uluslararası Para Fonu, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu aracılığıyla eğitimden ekonomiye, sağlıktan tarıma kadar pek çok alanda faaliyetini yürütüyor. Bir de Avrupa Birliği vardır. Bugün siyasal konularda ve insan hakları konusunda önemli güçlerden biridir. Bünyesinde oluşturulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasına ve geliştirmesine önemli görevler üstleniyor. 1949 yılında oluşturulan ve Türkiye'nin de üyesi olduğu Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü yani NATO, barış ve siyasi iktidar adına faaliyetini sürdürüyor. Bir de son olarak insan hak ve özgürlükleri konusunda uluslararası alanda faaliyet yürüten Uluslararası Af Örgütü de önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Dünya barışını tehdit eden unsurların neler olduğunu düşünüyorsunuz? Öncelikle terör. Bildiğiniz gibi terör günümüzde de çok büyük bir sorun. Terör insanları, toplumları hedef gözetmeksizin korkutmakta ve yıldırmaktadır. Bu duruma örnek olarak mesela PKK'yı ülkemizdeki verebiliriz. İkincisi fakirlik. Fakirlik de dolaylı yoldan barışı tehdit ediyor. Çünkü insanlar eğer fakir karşılayamazlar ise fakirliği ne yapıyorlar? Suça yöneliyorlar. Üçüncüsü açlık. Bu unsur fakirlikle bağdaştırılabilir aslında. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için suça başvuruyorlar, hırsızlık yapıyorlar. Dördüncü dini farklar. Günümüzde din farkları da barışı tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor. Aynı dinden olan kişiler arasında sıkı bir dostluk varken farklı dinlerdeki insan arasında çok büyük bir kavga var. Örneğin Avrupa'da Müslümanlara karşı İslamofobi var. Mesela kutsal kitapları Kur'an-ı Kerim yakılabilmekte. Beşincisi ırk farklılıkları. Din farklarıyla benzerlik gösteriyor bu da. Siyah beyaz arasındaki çatışma günümüzde yine mesela Amerika'da hala devam etmektedir. Siyahlar eşit vatandaşlık hakkı için mücadele ediyorlar. Boşluk doldurma sorularımızı yapalım. Toplumdaki her birey öncelikle kendi davranışlarından nedir? Sorumludur. Buraya birinci kelimemizi getiriyoruz. Gerek okul içinde, gerek sosyal yaşamın başka alanlarında görülen bütün şiddet olayları sorunun nedeni ne olursa olsun özellikle karşılıklı iletişim yolu denenerek çözüme kavuşturulmalı, asla şiddete başvurulmamalıdır. En kötü ihtimalle mahkemeye gidilmelidir. Hakimlerin vereceği karara saygı duyulmalıdır. Birleşmiş Milletler, buraya üçüncü kelimemizi getiriyoruz. Uluslararası alanda dünya barışına hizmet eden en önemli kuruluştur. Yalnız burada 5 devlet var mesela. Dünya 5'ten büyüktür sözünü hatırlayın. Amerika, başta olmak üzere Amerika, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere dünyanın yönetiminde söz hakkına sahipler. Diğerleri ise onlar kadar değil. O yüzden yine de Birleşmiş Milletler en önemli kuruluş diyoruz. Evrensel düzeyde insan hakları ihlallerine karşı faaliyette bulunan sivil inisiyatifin oluşturduğu bir örgüttür. Bu da Uluslararası Af Örgütü. Beşinci olarak Avrupa Birliği bünyesinde oluşturulan üye ülkelerin hukuki meselelerinde etkin olan önemli bir adalet kuruluşu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Test sorularımızı yapalım. Aşağıdakilerin hangisi kendisiyle barışık bireyin özelliklerinden değildir? Zayıf yönlerinin olduğunu farkında olarak davranır mı? Evet. Ne yapacak? Bu şekilde davrandığı zaman kendini geliştirmiş olacak. Egoistlik yapmayacak. Toplum tarafından sevilmeyen yönleri saklamaya çalışmaz. Çünkü o insan kendisiyle barışıktır. Eksik yönleri söylendiği zaman onları düzeltme yönüne gider. Bazı davranışların sonucundan kendini affetmeyebilir. Herhangi bir olay karşısında gösterdiği tepkinin sonucuna katlanır. Olaylar karşısında öfkelendiğinde kontrollü davranır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki şiddet olaylarına karşı geliştirebilecek bir davranıştır?
Şiddete karşılaşan bütün taraflarla uzlaştırıcı iletişim kurma gerekiyor. Çünkü bir tarafı tutarsak taraf oluruz. Diğer tarafa karşı düşmanlık besleyebiliriz. İki tarafı da oturtup sorunlarını çözmek için ikisinde de öz değerlendirme yapmak lazım. Hangi konularda kim haklı, hangi konularda kim haksız diye uzlaştırma yöntemine gitmeliyiz. Şiddete başvurmadan sorunu çözmeliyiz. Aşağıdakilerin hangisi şiddet olaylarında taraflar diyalogla sorunu çözemediğinde çözüm üretmek için birinci derece etkili olan yöntemdir? Akran arabuluculuk yöntemine başvurmak, kamuoyu oluşturmak, hukuki yollara başvurmak. Diyelim bir olay var. Oturdunuz, konuştunuz, anlaşamadınız. Ne yapacaksınız? Mahkemeye başvuracaksınız. Mahkemedeki hakimlerin vereceği, kanunlara göre vereceği karara saygı duyacağız. Aşağıdakilerin hangisi mobbingin yol açtığı sorunlardan birisi değildir? Bireyin kendisine yönelik kuşkusunu artırdığından paranoya neden olur mu? Olur. Bireyin yaşadığı etki sonucu toplumda birlik ve beraberlik bozulabilir. Bireyin mesleki açıdan başarısını ve kendine güven duygusunu zedeleyebilir. İdari yönden boşluk yaratarak yöneticilerin işini kaybetmesine yol açmaz. Tam tersine idare ile yönetilenler arasında bir sıkıntıya yol açıyor zaten. Maruz olan kişi çalıştığı iş yerine inancını kaybeder diyoruz. Cevabımız Denizli. Evet kıymetli arkadaşlar, böylece son dersimizin de ünite değerlendirme sorularının cevaplarını tamamlamış olduk. Kanalımızda tüm sözel ve dini derslerimizin içeriklerini bulabilirsiniz. İstifade edebilirsiniz. Kanalımızda tüm derslerimizin konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularının cevaplarını ve sınavlara hazırlık çalışma sorularını yayınlıyoruz. Sizler de istifade edin diyoruz. Sınavlarınızda ve derslerinizde hepinize başarılar diliyoruz. Diğer derste de görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.